Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek tarifim var. Masluka tarifi, yöresel bir yemek, oldukça nefis ve yapımı aslında çok pratik. Hemen tarife geçelim. 3 su bardağı irmiği yoğurma kabıma aldım. Üzerine 1,5 su bardağı çiğ köftelik ince bulgurdan ekliyorum. Bulgur ve irmiğin şişmesi için üzerine kaynayan suyu ilave ediyorum. Sıcak su ilave ediyorum. Gördüğünüz miktarda ekliyorum. Üzerine çok az geçecek kadar ekledim. Karıştıracağım ve üzerini kapatıp 15-20 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. İrmik ve bulgur şişecek. Daha kolay yoğurmamı sağlayacaktır. Hemen üzerini kapatıyorum ve 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada hemen çiğ köfte yoğurma leğenimin içerisine de 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı isot, tuz aldım ve şişen bulgur ve irmiğimi de leğenimin içerisine alıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız lütfen. Azar azar su ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 15-20 dakika boyunca sürekli yoğurmamız gerekiyor. Kurudukça ara ara su alarak veya çok cıvık olduğunda da un ekleyerek hamurumuza şekil verilebilecek, dağılmayacak bir kıvam aldırmamız gerekiyor. Daha önce bu tarz yemekler yaptıysanız, içli köfte tarzı yemekler yaptıysanız zaten kıvamını anlayacaksınız. Ama zaten hamur yoğurdukça kendini belli edecek. Olup olmadığını anlamak için 15-20 dakikanın sonunda bir taneyi benim yapmış olduğum gibi açın, şeklini verin. Eğer dağılmıyorsa, parçalanmıyorsa artık hamurunuz olmuş demektir. Açarken avuç içlerinizi, parmaklarınızı ıslatmayı unutmayın. Yanınıza yarım kase kadar su alın. Açarken kolaylık sağlayacaktır. Bu şekilde açılıyorsa artık hamurumuz olmuş. Şimdi içini hazırlayabiliriz. 350 gram kıymam var. 3 başta soğanım vardı. Robottan geçirdim. Yalnız kıymam yetersiz geldi. Siz 400-450 gram kadar kıyma kullanabilirsiniz. Dilediğiniz baharatlarla tatlandırın. Ben sadece pul biber ve karabiber ile tatlandırdım. Tuzumu da ekledim. Bir tepsiyi de unladım ve kenara aldım. Artık yemeğimin şeklini verebilirim. Az önce yapmış olduğumun hemen içerisini dolduruyorum. Doldurduğumuz köftelerin ağzını kapatalım. Kapatma işlemi sırasında da elimizi hafif nemlendirelim. Ve bu şekilde bir deniz kabuğu gibi yapıp unladığımız tepsinin içerisine yerleştirelim. Tekrar elimi ıslatıyorum. Cevizden biraz küçük parçalar koparıyorum. Arzu ettiğiniz boyutta da yapabilirsiniz. Bu boyutta yemesi biraz daha kolay oluyor. Hemen yuvarladım. Ve içli köfte açar gibi açıyorum. Mümkün olduğunca ince açmaya çalışın. Elinizi ıslatarak daha kolay şekil vereceksiniz. Aralarda elinizi ıslatmayı unutmayın. İçini açtım ve hazırlamış olduğum kıymalı harçtan koydum. Yine elimi nemlendirerek kapatacağım. Çatlayan yerler olursa nemlendirerek kapatabilirsiniz. Ağız kısmında fazla gelen yerleri de kopartarak daha sonra düzleştirerek şeklini verebilirsiniz. Unlanmış tepsiye dizin mutlaka, yoksa tepsiye yapışmalar olacaktır. Elimizi nemlendirip açıyoruz. Hamurunuzu güzel yoğurursanız kolay kolay çatlamalar, kırılmalar yaşanmayacaktır. Elinizi suyla nemlendirdiğiniz zaman da hamurun nasıl güzel açıldığını sizler de inanamayacaksınız. Bu tarifi ilk defa yapıyorsanız poğaça yapar gibi de şekil verebilirsiniz. Bu yemeği yaptıkça zaten eliniz şeklini vermeye alışacaktır. Daha önce de birkaç kere içli köfte yapıp denediyseniz bu tarif sizler için zorlayıcı bir tarif olmayacaktır. Vermiş olduğum ölçülerde ben neredeyse bir tencere dolusu yemek elde ettim. 6-7 kişiyi doyuracak kadar yemek çıkıyor. Bu şekilde çatlamalar olduğunda da hemen nemlendirmiş olduğunuz elinizle orayı kapatın. Hiç sıkıntı olmuyor. Hazırlamış olduğum yemek dediğim gibi oldukça fazla miktarlarda. Benim kıymalı için biraz az geldi.
O yüzden eğer hamurunu vermiş olduğum ölçüyle hazırlarsanız et miktarını biraz daha arttırın veya birkaç soğan daha doğrayarak iç harcının miktarını arttırabilirsiniz. Ama ben artan kısmı daha sonradan yuvarlayıp başka bir yemekte değerlendirmek üzere dondurucuya koydum. Köftelerin yarısından fazlasına şekil verdikten sonra suyunu hazırlamak için tencerenin içerisine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Hemen 2 yemek kaşığı domates salçası ve tuzunu da ekleyip domates salçasının kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Salçamız kavrulduktan sonra üzerine 2 litreden birazcık daha fazla su ekledim. Derin bir tencerede yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben 3 litrelik bir tencerede hazırladım. Gayet güzel piştiler. Köftelerimiz çünkü piştikçe şişecek. Rahat pişmeleri için geniş bir tencere tercih edin. Suyumuz kaynaya dursun. Biz de köftelerin devamını yaptık. Ve bu arada artan hamurum da bu şekilde. Hemen onları da elimi ıslatarak yuvarlıyorum. Ve unlayıp bir fırın tepsisine koyup dondurucuya yerleştireceğim. Dondurduktan sonra da poşetleyip başka yemeklerde kullanmak üzere dondurucumu da muhafaza edeceğim. Bu şekilde hazırladım. Dediğim gibi başka bir yemekte bunu değerlendireceğim. Köftelerimin bitmiş halinde sizlere göstereyim. Oldukça fazla, 6-7 kişiyi rahatlıkla doyuracak kadar çıktı. Eğer etim yetseydi daha da fazla çıkacaktı. Yemeğimizin salçalı suyu kaynadı. İçerisinde tuzu da var. Şimdi köftelerimizi tek tek içerisine atıyoruz. Mutlaka suyu kaynadıktan sonra atın. Hemen zaten pişmeye başlayacak. Bütün köftelerimi tencerenin içerisine alacağım. Yaklaşık 15-20 dakika sonra pişmediğini kontrol edeceğim. Aralarda yemeğinizi karıştırabilirsiniz ama köfteleriniz zarar görebilir. O yüzden mutlaka dikkatli olun. Ocağın altı kısığa yakın orta ateşte. Ağzını da asla kapatmıyoruz. Bu şekilde ağzı açık bir şekilde pişirmeye bırakıyoruz. Şimdi bütün köftelerim artık tenceremde. Dediğim gibi yemeğinizi ara ara karıştırabilirsiniz ama çok dikkatli olun. Yoksa köfteleriniz zarar görebilir, parçalanıp dağılabilir. Ara ara yerini değiştirmenizde de fayda var. Her tarafın eşit pişmesini sağlayabilirsiniz. Köftelerimde hiçbir şekilde dağılma olmadı. Bizim evin en sevilen yemeklerinden biridir. Güneydoğu yöresine ait bir yemektir. Mutlaka deneyin derim. Oldukça bereketli de oluyor. Dediğim gibi yanına çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bir salata veya bir ayranla mis gibi bir yemek oluyor. Mutlaka denemelisiniz. 15-20 dakika boyunca kaynayan yemeğimi kontrol etmek amaçlı tabağa aldım. İçindeki etim pişmişse yemeğim hazır demektir. Artık ocağın altını kapatıyorum. Yemeğimi bir 5 dakika kadar dinlendirdim ve artık servise hazır hale geldi. Hamurunu çok güzel yoğurduğunuz takdirde tam tutan nefis bir tariftir. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yiyen herkesten tam puan alan mastuka yemeğim artık hazır. Umarım sizler de denersiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.